Devam ediyorum. Bugünlerde kayınvalidesiyle arası limoni olan Miyase, bakın yine kayınvalidesi Sevil Hanım'ı niye kızdırmış az önceki ağlamasından sonra eyvah diyorum. İzleyelim. Elektrik faturası kayınvalideme bu ay 55 lira 13 kuruş gelmiş. Bir de bana diyor ki kızım benim bu ay elektrik faturam 1000 lira civarında geldi. İşte önümüzdeki ay biraz sizde vakit geçireyim, biraz tasarruflu olayım diyor. Ne güzel bir hareket ya, bir yapmadığım bu kaldıydı. Ben sana bir soru sorayım mı? Sen benim kadar elini uzattın mı? Şişt, bir şey soracağım, o parayı alıp ne yapacaktın Özgü'den? Faturayı getiren kişi ondan daha fazla yakıt yakar oraya gelmek için. Ya sen ne diyorsun? Hayır, amacın ne yani burada gösteriyorsun? Senin ne kadar amacını para... anlayamadım. Ne yapmaya çalıştın? Senin ne kadar para düşkünü olduğunu göstermeye çalıştın. Oo. Para istemek için senden mi izin alacağım? Elektriği mi bahane edeceğim? Dürüst ol, bahane ettin işte. Dürüst ol. Dürüstçe de ki ben para istiyorum de. Sen sadece oğlunun parasını istemiyorsun. İkimizin parası onlar. Sevilay Hanım, benim faturam bu kadar yüksek geldi demeseydi, direkt para isteseydi bu kadar sıkıntı çıkar mıydı? Hı. Çıkmazdı. Hı. İstenmiyor Songül Hanım. Eskisi gibi oğlanlar da para istenmiyor. Ya istenmiyor ama şimdi senin oğlun da bilmesi lazım. He. Annesinin çalışmadığını, bir geliri olmadığını bilmesi ya, lazım. Maaş alıyoruz ya, tekiz ya, yeter. O maaşı yetmeyeceğim bilmeyecek kadar şey ya değil yetiyor yani. Yetiyor değil. Keyfime istediydim. Kıyafetler alacaktım. Ne? Ben de elektriği işte iddialaşıyorsunuz, ondan sonra geline çekip ya getiriyorlar. Ya sen de her şeyi laf ediyorsun. Eskisi Songül gibi Hanım olmuyor. Ben şunu alacağım. Oğlum bana 1000 lira ver diyemiyorsun. Diye. Aa, istediği şeye de bir bakar mısın ya? Ne var? Sen alıyorsun ya kendine kıyafetler. O fatura nasıl 55 TL çıktı? Ona da şaşırdım. Şimdi ben... Ben anlatabilir miyim? Tek başına anlat. Şöyle... tek başına da kayınvalidemin dizinde bir problem var biliyorsunuz, aşağı yukarı 2 aya yakındır. Biz buradan gidince hafta sonları bizde kalıyor. Zaten 5 gün evinde kimse kalmıyor. Dizini bahane ederek bizde kalıyor. Ondan dolayı zaten burada kızımda da kalıyorum, gitmiyorum. Benim için şey önemli değil, ona yüksek gelmiş düşük gelmiş o önemli değil. Özgü'ye diyor ki kayınvalidem eşime, oğlum diyor bu ay diyor benim elektrik faturam biraz yüksek geldi. Bana 1000 lira verir misin diyor ödemek için. Özgü de bana dedi ki aşkım dedi, hani şimdi para vermek olmaz dedi. Jest yapalım biz ödeyelim dedi. Sonra evet, bir bakıyorum ki 55 lira elektrik, 15-16 lira su. O 1000 lirayı benim kayınvalidem niye istedi? Sevil Aycığım da yakalandı yani bu durumda. Her zamanki gibi. Bak, ne kıyafet yani alacaktın kendine? Gene dediklerime, size kayınvalide odasında dediğime geliyorsunuz. Oğlum bundan habersiz hiçbir kuruş para bak veremiyor. Demek ki hemen buna demiş. Hayır. Annemin elektriğini ödeyelim diye bak, izin alıyor bir bundan. Bir dakika izin. Sen daha nasıl konuyu, normal para isteyeyim ben oğlumla? Anne konuyu çarptırma ya. Çarptırıyor öyle. Çarptırma hayır. Öyle. Hayır, onunla alakası öyle yok. Benden izin almasıyla alakası yok. Tabii sen abla, annesisin. Sen bunu burada bak, bağıra bağıra söylüyorsun senin zaten. İzin şöyle, alacak diyorsun. Sevile abla, daha önce böyle bir olay yaşadınız mı? Sen para istedin oğlundan da sorun oldu mu Miyase tarafından? Yok, yok hayır mi? Sorun olmadı ama... tamam açık açık iste o zaman. Utanıyor musun? Nursel Hanım kıyafet alacağım, gezeceğim, tozacağım diye de isteyemez baktığınızda. Ona para mı yetmiyor? Benim hayır, emekli maaşı var, parası da gayet yetiyor. Yanlış anlamasın da gezmesi tozması için değil. Bak annesi, benim de annem başımın üstünde yeri vardır. Yeme olur, içme olur, bir ihtiyacı olur. Onu da zaten o söylemeden ben gider alırım, yaparım onu. Ya. Ama bir saniye anne, sen gezme tozma için biz sabaha kadar çalışacağız, edeceğiz. Bir de bize farklı söyleyerek isteyeceksin. Elektrik faturası diyorsun, 1000 lira istiyorsun ya. Vicdanın rahat edecek sen miydi? Sen burada 1000 liranın lafını bu kadar ettin ha, yazık yani. Bak, ben ne diyeyim sana ya? Konuyu çarpıtma, konuyu miktar değil. Bu 100 bin de olsa, 1 milyon da olsa fark niye etmez. Niye buraya mı getiriyorsun konuyu? Niye ben geç ya, niye faturaları getiriyorsun? Bir dakika, sen bize farklı söylüyorsun. 1000 lira bana verseniz ölüyor musunuz yani? Olay para değil ya, beni bence buradaki herkes anladı. Bugün Sena da gelip bana dese ki, yes, verir misin dese... Sebebini sormadan veririm. İhtiyacım var dese. Bak o ayrı bir şey. Tamam. Benim burada miktara takılmadığım herkes biliyor. Tamam. 10 bin deyse 100. Bir saniye ya. Tamam. Bir saniye. Orada konuşmuşsun zaten anne. Ama benim buradaki takıldığım olay, sen neden farklı bir şey söyleyerek bizden para istiyorsun? Çünkü, açıkça söyle. Ya, çünkü vereceğinizi düşünmüyorum. Ne? Fatura matura ödersiniz. Yeme ya, içme verirsiniz. Ya sana inanmıyorum. Ben gezmeye gideceğim. Bana bir 1000 lira. Kuaföre gideceğim. Verin bana 500 desem vermez. Yanlış anlama, onu da veremem. Ha, bak vermiyor. Durun bir dakika. Vermiyor. Nuray abla, sen parasını kendi kazanan bir annesin. Ama oğlundan para isteyemez misin? İlla böyle bahaneler mi
uydurman gerekiyor sence de? Tabii ki yani isterim yani. Onun da vermesi lazım ama şimdi biz tatmadık Nursel Hanım. Hani evlendikten sonra oğlumun huyu değişebilir mi onu bilmiyorum. Paraların hesabını Furkan sana para da veriyor ki sıkışınca. Niye öyle? Hayır Özgü de veriyor. Furkan benim paramı bana veriyor. Furkan'ın parasını ben 5 kuruş yine söylüyorum yemedim yemem. Niye oğlunun parası bu kadar niye yüceltiyorsun ki? Furkan sana para veriyor burada diyemezsin. Ben oğlumun bu zamana kadar 1 lirasını yemedim. Şimdi şöyle bir şey diyorum Nursel Hanım. Benim oğluma ben hesabına parayı veriyorum. Kendi paramı veriyorum. Kredi kartına yatırıyor. Orada bir birikim yapıyoruz. Ondan sonra ben sıkıştığım zaman diyorum ki oğlum telefon açıyorum. Şuraya ödemem var, buraya ödemem var. O internet aracılığıyla üstünden ödüyor. Tabii ki oğlumdan da isterim. Para ihtiyacım olunca. Niçin büyüttük biz bunları tamam ya? Tamam ama sen bak bir öyle demiş oluyorsun bir böyle. Sen şimdi diyorsun ki ben ne münasebet kendi paramı kendim kazanıyorum. Evet. Ben Furkan'a para veriyorum. Furkan'dan para almama gerek kalmıyor diyorsun. Evet. Aslında dolayısıyla Sevilay Hanım'ı şu an eleştirmiş oluyorsun. Oğlundan para istediği için. Ama şimdi şöyle bir şey de var Nursel Hanım. Hani ben hiç çalışmadım. Param olmadığını da düşün. Tabii ki oğlumdan istemeyip kimden isteyeceğim? Sevilay Hanım tabii ki isteyebilir. Ne var bunda yani? Ya Nursel Hanım ben şimdi vallahi artık sinirleneceğim. Nuray teyze sen bence beni dinlemiyorsun. Ya. Dinliyorum. Bak, bir dakika anlamadığınız nokta şu. Zaten Özgü'den para istiyor. Özgü veriyor. O benim haberim olmadığı aralarında da dönüyor. Ben karışmam anne oğul arasına. Tamam. O bambaşka bir konu. Özgü ile sen istediğinde Özgü sana vermiyor benim haberim olmadan. Yok öyle değil. Kendi aranızda hiç yapmıyor musunuz bunu? Veriyor. O ayrı bir konu bir saniye. Veriyor mu? Hayır, cevabını niye verdin. Takıldın o bir zaman? Bir dakika cevabını verdin bitti anne orada. Bak anlamadığınız nokta o. Onlar kendi arasında da veriyor o parayı. Ağzımı açıp da bir şey demem. Ama istenirken gelsin dürüstçe desin ki ya da bana da söylemesin. Özgü'ye desin ki oğlum benim ihtiyacım var desin o ayrı. Kalkıp da elektrik faturam var, şu faturam Niyase, var deyip görüyorum faturayı. Niyase empati kursana böyle bir kadın belki olarak. Yedim. Belki bir çanta gördü. Ya. Lüks bir ihtiyaç ya. Ya isteyemedi belki ya, mesela insanın yaşı geçtikçe biraz değişiyor huyları. Nursel Hanım bir ay iki ay önce isteyen insan yine ister. Özgü'ye söylediğinde internetten de bir şahsı Özgü alır zaten. Sonuç olarak bunu yapma ihtiyacı duymuş. Bunun bir sebebi var onu düşüneceğine sen daha çok konuşuyorsun. Sebebi bence ne dur biliyor musunuz? Dur bir dakika musunuz? Dur sus. Songül'cüm iyi misin? İyisin. Sence kim haklı? Böyle Sevilay Hanım oğlundan direkt para isteyememiş de dolaylı yoldan istemiş. Ya şimdi hani Sevilay Hanım oğlu nasıl bir şey olduğunu bilmem. Ona ben bir şey diyemem ama yani direkt yoldan istese daha iyi olurdu. Eğer vermiyorsa öyle de kullanmış olabilir. Ama bir oğlan olarak annesine al oğlum anne bu nakit yanında kalsın. Ben yanında olurum, olmam, param yetişir yetişmez yanında kalsın diye vermesi daha iyi olur. Sen oğlundan rahatça ihtiyacın varsa ya atıyorum belki eşarp gördün kendine lüks bir şey almak istedin. Ekstra ihtiyacın olmayan direkt isteyebilir misin oğlum bana? Direkt isterim evet. Hiç çekinmeden? Hiç çekinmeden çünkü. İstiyor musun normalde oğlundan? İhtiyacım olduğunda evet yetişmediği yerde söylüyorum oğlum bana varsa diyorum biraz gönder diyorum. O da zaten eğer iştese hemen atıyor hesabımı. Sena Nur senin haberin oluyor mu annenin para istediğinden? Ya tabii ki. Rahatsız oluyor musun? Hayır Miyase rahatsız oluyor. Peki Miyase gibi böyle faturadan dolaylı yoldan para istese Miyase gibi rahatsız olur musun? Kandırılsa. Tabii ki. Yani o bakımdan baktığın zaman. Şimdi orada dur o zaman. Nursel Hanım. Dur. Durayım. Orada dur şimdi kandırıldığın için hiç hoşlanmazsın değil mi? Ya tabii ki evet. Tamam az önceki konuyu daha iyi düşün o zaman tamam mı? Gözdeciğim sen ne yapardın? Yani öğrensen böyle bir şey istediğini kayınvalidenin. Direkt isteseydi ben hiçbir şey söylemezdim. Ama bir şeyleri öne sürerek doğru olmayan şeyleri aynı o şekilde ben de kızardım yani. Aklın yok. Ne gerek var ki? Zaten söylese yapar benim eşim. Emine abla senin oğlundan para ister misin arada? Lazım olduğu zaman isterim. O da hemen hiç sorgusuz verir mi? Yoksa neye lazım diye sorar mı? O benim param olduğunu bildiği için şey yapmaz ama çok mu önemli anne der yani. He. Hani olmadığı zaman da verir yani. Miyaseciğim ne olacak yani şimdi? Nursel Hanım. Nasıl çözeceğiz? Şöyle bir şey var. Aklın yolu bir herkese zaten benim dediğim gibi diyor. Dolaylı yoldan gerek yok. Açıkça söylenmesi lazım. Sevilay abla niye demedin? Çünkü direkt huzur fuzuyla bir masraf. Dur soralım ya böyle.
cevap ver bakalım anne. Ya şimdi niye... Ya arada böyle şeyler yaptığın oluyor mu? Ya arada böyle dolaylı yoldan para istediğin oluyor mu yoksa? Nerede istedim? Demek ki oluyormuş. Profesyoneldin isterken. Şimdi ben zaten 23, 24, 25 yaşına evlenene kadar yeri geldi oğluma ben baktım çalışmadığı zamanlar. Yeri geldi maaşlarımı direkt ben ona verdim. Ben zaten bekarken kesinlikle çekinmiyordum zaten. Birbirimizin aynıydık. Nasıl şimdi eşiyle kasası bir? Bizim de onunla kasamız birdi. Ha, kasası bir diye acaba mı çekiniyorsun? Tabii ki şimdi her lafta beraber çalışıyoruz falan diyor ya. Şimdi ister istemez bunun da hakkına girmiş oluyorum. Böyle daha çok hakkıma girdi. Ama sırf oğlum çalışmış olsa direkt ben isterim. Bir dakika. Şimdi 4 yıldır. Şimdi diye bunlar çalışmadığı için. Ama Miyase sen az önce bir laf söyledin. Bak ben senin onun yüzüne vurmak istemedim. Biz o kadar çalışıyoruz, dinliyoruz. Özel senin gezmene tozmana mı vereceğim? Diyor. Ama öyle dersen o senden direkt isteyemez. Nursel Hanım ya gerçekten çok gereksiz bir şey. Belki de canı sıkıldı da yaptı. Kayınvaliden böyle. Belki de canı sıkıldı da yaptı. Aman dedi bir parayı alayım. Kendi kendine bir oyunlar kurdu, bir şey yaptı. Çünkü yapısı bu. Hayır. Yapısı yok, ihtiyacı olmasa istemez. Yok, yok. Durduk yere ya, niye isteyeyim ya? Bir şey söyleyeceğim. Senin gerçekten dürüst söyle. 1000 lira ihtiyacın var mıydı? Dürüst söyle. Yeri geliyor oluyor. Yeri ama geliyor oluyor. O sırada var mıydı? Her şeyi sana söylemiyorum tamam, ki o sırada var mıydı? Ben bazen Miyase oğlum da bana diyor. Her şeyi anne diyor. Miyase'ye söyleme. Bana söyle. Mesaj at ben veririm diyor. Ya böyle bazı şeyleri de bilmiyor mesela. Bir sana göre geçerli bir sebebi vardır. Bu bir gerçek deyip konuyu şimdilik kapatıyorum. Kapatalım.